Merhabalar. Abdomen bölgesindeki lenf damarları ile devam ediyorum. Abdomen bölgesindeki lenf nodları nodi preaortisi, nodi retroaortisi ve nodi aortisi lateralis veya paraaortisi olmak üzere 3 bölümde incelenir. Nodi preaortisiye neler direne olur bakalım. Truncus şurada. Truncus chœliacus'un çevresindeki nodi soleaci, arteria mesenterica superior'un çevresindeki nodi mesenterica superioris. Şurada arteria mesenterica inferior'un çevresindeki nodi mesenterica inferioris'ler. Bu arterlerin besledikleri organların lenflerini drene ederler bu nodlar. Nodi mesenterica superioris ve inferioris nodi soleaciye drene olur. Ve nodi soleaci de cisterna chiliae drene olacak. Cisterna chiliae. Nodi retroaortisi özel bir organı drene etmez. Karın arka duvarının drenajını alır. Nodi aortis lateralis'e bakarsak, nodi aortis lateralis aorta abdominalis'in ve vena cava inferior'un çevresinde, yanında seyrederler. Arteria iliaca communis'in ve dallarının karın içindeki beslediği organların lenf drenajlarını yaparlar. Nodi limfatisi iliaci communis'ler şuradaki. Nodi iliaci externi alt ekstremitenin drenajını yapacaktı. Ve interni, nodi iliaci interninin pelvis içindeki organların yaptığı drenajı toplar. Ve truncus lumbalis'lerle birlikte şurada truncus lumbalis'ler cisterna chiliae drene olur. Cisterna chiliae'yi tekrar göstereyim şurada. Cisterna chiliae de ductus thoracicus olarak devam eder yukarıda. Şuradaki devamı. Ve C7 seviyesinde laterale doğru bir açılaşma yaparak angulus venosus sinistere açılır. Ductus thoracicus nereleri alırdı? Toraks bölgesinin, akciğerlerin sol tarafını, baş ve boynun sol tarafını, sol üst ekstremiteyi ve biraz önce bahsettiğimiz abdomen venlerinin lenfetik drenajını alacaktı. Ductus thoracicus dexter ise baş ve boynun sağ yarısını, sağ üst ekstremiteyi, sağ toraksı, sağ akciğerleri, kalbin sağ yarısını ve karaciğerin üst yüzünün lenfatik drenajını alır arkadaşlar.